RPM'den herkese merhabalar. Superlight'ın bugünkü macerasında 78 kilometrede yola çıkıyoruz. Önce aldığım uçar motoru uğrayacağım. Motorun yanında bir akü hediye etmişler bilmeden. O gün aldım çantaya bir baktım. İçinde bildiğin akü var. Unutulmuş muhtemelen yani. Sonuçta buna bir akü takıldı. İçinde unutmuşlar yani, orası belli. Yani bu sebeple gidip onu bırakacağım. Hem çantada akü taşımayayım boşuna. Hem benim olan bir şey değil zaten, o yüzden geri vereceğim. Sonrasında da Şile'ye doğru yola gideceğiz. Motor bugün biraz daha rahat artık. O gün birazcık performansını zorlayınca, daha doğrusu her viteste farklı devirleri gösterince motora ilk günkü yavaşlığı gitti biraz diyelim. Daha keyifli bir hal almaya başladı. Zaten rodajı bitirmek istiyorum. Biraz Şile'ye doğru gideceğim. Her vitesten gene eğlene eğlene gideriz. Yani ağır ağır takılacağım bir gün olacak gene. Motor gitmediği için tadını çıkartmaya bakıyorum ben de. Rodaja kadar birazcık sabır edeceğiz. Rodajdan sonra artık hem gevşeme kontrolü yaparız, hem de artık her türlü sürüyor oluruz motoru. Ya ilk günkü Superlight 200'den sonraki hissiyatımı hatırlayınca bir hayal kırıklığı olmuştu bu motor için, ama böyle sürdükçe de hoşuma gitmeye başladı ya, gerçekten tatlı hissettiriyor. Akü verip Şile yoluna doğru devam edeceğim. Yolda görüşürüz o zaman. Ara ara videoyu açıp eğlenceli yerlerde sizlerle birlikte olacağım. Hadi bakalım. Bir pazar turuna hoş geldiniz. Tamam, kolay gelsin, iyi pazarlar. Görev tamamlandı Şile'ye doğru. Gidelim bakalım. Bu Superlight'ın brandasını kaldırınca efsane bir benzin kokusu geliyor. Onu özlemişim ya. Diğer motorlarımda böyle olmuyordu. Artık enjeksiyonu bekliyoruz böyle çalıştırmak için. Hadi bakalım, Şile bizi beklesin. Amacım viraj yapmak değil, ama tabi oralara kadar gidersem de birazcık orijinal lastiklerin üzerindeki o gereksiz şeyi atabilirim. Böyle trafikte sıkmayacağım sizi. Güzel yollarda tekrar kaydı açarım. Haydi görüşürüz. Trafikteyken 6000 devire kadar çıkıyorum mecburen. Yoksa çekilir olmuyor açıkçası. Boş yolda neyse, ama trafiktekileri de düşünmek lazım. Şimdi Şile'ye doğru böyle sakin sakin gideceğim. Sakin sakin demeyeyim. 5000-5500 devir civarı işte. Maksimum 6000'e kadar çıkıyorum. 6000'den sonrası motoru zorlamak oluyor. O yüzden çok fazla şey yapmayacağım. Rodaja doğru bir artık bakım yaklaşınca birazcık zorlarız. Yani genel olarak şu anki hız aralığım böyle olacak, devir aralığım. Çok güzelsin be. Gelecekteki halimi selamlıyorum. Hız sınırı 80 zaten. Şu an 6000 devirde 80'le gidiyoruz. Trafikteki gidişimiz de böyle. Orada ne varmış ya? Modifiyeciler. Şöyle bayır aşağıya bir deneyelim. Devirde 110. 105 daha doğrusu. Düz yol ve aşağıya doğru eğimli yollarda çok eğlencelisin, ama maalesef şöyle yerlerde bayılıyorsun ya. Beykoz tarafı da çok güzeldir. Bir gün de oraya doğru gideriz. Bugün rotamız Şile.
İstanbul'u geziyorum serisi yapacağım. Böyle yavaş yavaş gittikçe yeni yerleri sizlerle birlikte keşfediyor olacağım. 6500 devirde 85'te gidiyoruz. Bak mesela şu bayırı karşıda çıkacağız. Şu an son gaz gidiyorum. Vites 5, 85'e yakın bir hızımız var. Devir 6500. Bu hızda orta şeritten giriyorum, yol müsait. Birazdan nasıl sağ şeride, hatta emniyet şeridine kadar düşeceğimi görün. Şöyle sağ şeridi ben alayım, araba geliyor çünkü. Vites 5 bitti mesela, öldü. Hızımız çok düşüyor. 4'ü aldık. Gördüğün gibi hız 60'a düştü. 3'ü aldık. 3'te birazcık böyle bir atiklik sergiledi gibi. Evet, 3'te güzel. Yüksek devirlerde olduğum için 3 güzel. Yoksa düşük devirlerde olsam bayağı artık 3000 devire kadar düşerdi hızımız. Bak 3'te hızlanıyor şu an, güzel. 4'ü alıyorsun gene ölüyor. Anında düşüyor ya devir falan. Bak hız gördün mü, 60'a geri geldi. İşte 60 da böyle yollarda yavaş kalıyor maalesef. 60'ın altına düşüyoruz. Tekrar 3'ü aldım. 3'te birazcık toparlayabiliyor. Rodajdan sonra daha iyi olacak, böyle her devirde gidebileceğimiz için daha rahat dolaşırız. Şimdilik yetiyor diyelim, yani ne diyelim. Superlight 200'ün gücünün bunda olmasını gerçekten çok isterdim. Ama bakalım, alışacağız birbirimize yavaş yavaş. 60'ın altına düşmemek için vites 3'te bu şekilde gidiyorum şu an. Yokuş bitmek üzere. 4'ü aldım. Gene düşüyor hızımız. Şuradan itibaren hafif aşağıya doğru eğim var mesela, bak. 3'te hemen toparlamaya başladı. 4'ü aldım. 70. Sen 5 aldık, hala hızlanıyor ama şurada tekrar düşecek. Böyle alışınca güzel. Bak vites 4'teyiz. Sollamaya çıkacağız. Ama muhtemelen 3'ü almak gerekecek. Bak bu sıkıntılı oldu mesela. Yandan da arabalar geliyordu çünkü. İyice sola atlamak zorunda kalsam sıkıntı olurdu. O kadar da ölmemiş be kamyonlar kadar. Şöyle sağdan kaçalım. Önümde arabanın olması da güzel tabii. Millet o yüzden yavaş gittiğimi sanıyor. Biz gene de yerimizi bilelim. Evet, Şile'ye geldik. Yol boyu yaklaşık 80 falan gittim böyle. Yolun eğimsiz olduğu yerlerde. Yokuş yukarı çıkarken vites 3'te 60'larda kaldık. Güzel oldu ama. Orada bir can var. 4'te düşüyor ama 3'te gidebildik. Hadi bakalım birazcık Şile'yi görelim. Çok keyiflisin sen. Gerçekten çok özlemişim bu motoru. Vizyon açıkken bu kadar rüzgarda sesimi nasıl alıyorsunuz merak ettim. Onu bir denemek istedim. Güzel bir mikrofona geçiş yapmam lazım ama bakalım, şu an mevcutlarla işi götürmeye çalışıyoruz. 80'le giderken sesimiz de böyle. Şöyle şoktan birkaç bir şey alalım da sahilde yeriz. Şöyle içerisini bir dolanalım bakalım. Bir de Ava'ya giden yol var. Oraya ayrıca viraj yapmaya geleceğim. Bugünkü rotam sadece Şile'den olsun. Ah, İstanbul'un merkez kalabalığından sonra böyle yeşillik, doğa çok güzel geliyor insana. Hele bir de motosikletle gidiyorsanız efsane oluyor. Bu yüzden motorsuz kalmak istemedim ve bunu aldım. Yoksa bekleyip gene daha düzgün bir şey alırdık falan. Ya da scooter alacaktım. Bundan sonraki belki scooter olur ama şu an için bu güzel oldu ya. Oo, Çengelköy börekçimiz de varmış burada. Denizin esintisi başka be. Vallahi çok özlemişim ya. Ben Superlight 200'ümü Antalya'da almıştım ilk. O zaman da işte çok güzeldi. Denizin olduğu şehirde motosikletle takılmak başka oluyor. Bu arada şu stabiliteye bak ya. Dominar sağa çekiyor diye bu. Bu yönden çok güzel, baksana. Çok rahat gidebiliyorum. Biraz şöyle yön verelim eğilerek.
Fren yapınca bile bozulmuyor ya. Çok güzel. Şöyle merkeze doğru gidelim bakalım neler var. Sahilin oraya ineceğim. Biraz deniz manzarasında kafa dinleyeceğim. Bugünkü gezinin amacı bu oldu. Bir de tabii ki yol yapmak. Şile meydana. Böyle yerlerin önünde motorun fotoğrafını çekmeyi severdim eskiden. Oo, başka bir Superlight'ta. Merhaba. Güzel motor. Eyvallah, seninki de. 200'lük değil mi o? Keşke onun motoru bunda olsaymış. Ya 125 mi? 125'lük, bu hiç gitmiyor ya. İlk motorum oydu benim de. Ha. Özledim aldım ama bu hiç gitmiyor. Görüşürüz. Dur ya, hakkını yemiyor motorun. Yavaş yavaş gitmeye başladı ama gene 200'lük gibi gidemiyor tabii. O arkadaş led takmış bak farları. Güzel duruyor. Çok güzel ya. Vallahi iyi bak. Acayip özlemişim böyle çapırla dolaşmayı. Nasıl, tabii 100-100 gidebiliyor musun abi? Nasıl? Tabii 100-100 gidebiliyor musun? Abi düz yolda 80, yokuş aşağıya 100, bayır çıkarken 60. O da rodajdayım diye bağırtmıyorum çok. Şile Feneri'ne doğru gideceğim. Orada mola vereceğim. Ezbere bulduk yolları be. Aa, Şile Kalesi'ne mi gitsek önce? Şile Kalesi'ne gidelim. Şile Kalesi'ni ben atladım mı ya? Orada niye görmedim? Şurada mı kalıyormuş? Baksana ya, virajlar da acayip keyifli oluyor bu. Vallahi çok keyifli oluyor. Gel de yüzme şimdi burada ya, ne kadar güzel. Ben bir kere geldim buraya, daha önce arabayla gelmiştim. Hatırladığım yerlerde burasıydı aslında. Şile Kalesi de burası oluyor. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim şunu ya, oraya karşı. Öf, nasıl sıfır girmişim ama çamurluğu değecekmişiz neredeyse. Kaleyle fotoğrafımızı çektik, şöyle devam edelim. Burada bir balık restoran var. Şurada bir tane daha var. Bir tanesi sosyal tesis, yanlış hatırlamıyorsam şurası, evet. Şile Belediyesi sosyal tesisleri yazıyor. Yer bulursanız gayet güzel bir yer. Abi çok güzel ya. Tam motorla tur yapılacak yerler yani, hakikaten çok güzel. Bu motorun keyfi de böyle çıkıyor. Fiddle bak, fiddle alacaktık neredeyse ya. Direkten döndük. O da güzel. Evet, Şile merkezde bu şekilde Şile Kalesi var. Bir Şile Feneri var. Oraya doğru gideceğim şimdi. Ben molamı verdim. Gayet keyifli oldu. Denizi görmek bile insana iyi geliyor zaten. Hele bu rotaları motorla gidiyorsanız efsane. Hep söylüyorum, daha önce Mersin, Silifke, Anamur tarafında böyle Gaziantep, Antalya arasında yaptığım bir rota var. Kanalda videoları var, izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten keyifli oluyor. 133 kilometreye vardık. 500 kilometrede rodaj bakımına gideceğiz. Buralar çok güzel. Şu ileride de bir tepeye çıkılıyordu. Bir o tarafa bakacağım, sonra Şile Feneri'ne doğru devam edeceğim. Park yapabilir burada, o yüzden şöyle dikkatlice geçelim. Baksana ya, 50'lik skuterim bunlar. Muhtemelen. Hop Cuba. Burada da motorcular var. Sosyal tesis de mis gibi ya. Ne kadar çok yer varmış. Çok güzel. Şöyle devam edelim. Aa, bu demek ki arkadaşım ya. Evet. Biraz daha takılsak denk gelirmişiz. Motosiklette şuralara hep giriliyor tabi. İsterseniz giriliyor yani. Motorun bir tek devriyeci yerini sevmedim. Onu da ayarlattıracağım. Şimdilik sürmeye devam edelim. Bu parka daha önce gelmiştim. Buralar da çok güzel. Oo, yeni Sportage'un rengine bayıldım. Aa, sese bak. Gördüğünüz gibi burada plaj var. Motoru park edip de şuraya girebiliriz aslında ama bugün yüzmek için gelmedim. Aslında çok özledim ya. Girsem mi acaba? Neyse, bir gün sadece yüzme için geleceğim buraya. Direkt programım olacak. Burada böyle plajlar var. İstiyorsanız gelebiliyorsunuz. Yüzmeye gelecekler de vardır. O yüzden detaylı göstermiş olayım. Evet, Şile sahillerini görmüş olduk böylece. Ben şuradan döneceğim. Yeterli bu kadar. İçim gitti çünkü şurada yüzmek istiyorum şu an. Alabildiğine gidiyor plaj, çok güzel. Sıradaki durak Şile Feneri.
Aslında bütün rotayı gördünüz. Arada kestiğime bakmayın. Genelde düz gittik, yolu takip ettik yani. Tabelalarda sizi yönlendiriyor zaten. Güzel oldu. Şile rotası her zaman çok keyiflidir motorcular için. Ben de motorla ilk kez gelmiş oldum. Şile Feneri de karşıda gördüğünüz gibi. Bir mola da orada vereceğim. Sonrasında dönüş yolu. Şurada bir sosyal tesis var. Ve manzara. Evet, İstanbul'u geziyorum da ilk turumuz Şile'ydi. Bir dahakinde bakalım nerede olacağız. Hadi gelin dönüşe geçelim. Arkadaşlar, Şile Hava Rotası bu şekilde. Bugünkü videodan bu kadar olsun. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.